Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bir bulmaca vermiş arkadaşlar bana. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı kare, yıldız, daire, üçgen simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz dedi. Ardından da anahtar sözcük çıkartacağız. Anahtar sözcüğü istiyor benden. Bakalım metni okuyalım önce. Renkler, şekiller öylesine çok, öylesine intizamlı değişir ki ağrıda bir köşeye çekilip gün boyu dağları izlemek ihtiyacı hissedersiniz. Değişen ışıklara, renklere, şekillere kapılırsınız. Bakalım öncelikle karede ne demiş? Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Renktir arkadaşlar. Bu yukarıdaki metinde de var. Yazalım kare kısma renk. Üçüncü harfim N harfiymiş. Buraya da yazdım. Ee, yıldıza geldim. Gereksinim dedi. İhtiyaçtır arkadaşlar gereksinimin diğer adı. Yazalım. Evet. ikinci harfim de A olarak çıktı buradan. İkinci harfi de şöyle daha düzgün yazalım. Geldim daireye. Bir şeyden etkilenmek e, duymak demiş. Bu da hissetmek sözcüğüdür arkadaşlar. Yukarıdaki metinde de var. Yazalım. O zaman birinci sözcüğümde S harfiymiş. Yani birinci harfimde S S imiş. Üçgene geldim bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak dedi. Bu da arkadaşlar şu K idi. Kapılmak olacak. Bakın dördüncü harfimde ı sesiymiş. Onu da buraya yazdım. Anahtar sözcüğüm ne olarak çıktı? Sanı sözcüğü olarak çıktı. Bu da B şıkkında vardır. Cevabım Bursa arkadaşlar. Sözcükler cümle içinde terim anlam kazanabilir. Terim anlam bir sözcüğün bilim, sanat, edebiyat ve benzeri alanlarda veya çeşitli meslek dallarında özel olarak kullanımıdır. Örneğin sanatçının son oyunu iki perdeden oluşuyor cümlesindeki <laughs> Oyun ve perde sözcükleri tiyatro alanına ait bir terim olarak kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A Bu en sevdiğim şairin en güzel dizesidir. Burada arkadaşlar dize sözcüğü edebiyat alanına ait bir terim olarak kullanılmıştır. Cevabım A olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. B İçimdeki korku gün geçtikçe daha da büyüyor. Burada herhangi bir terim söz konusu değil. Terim anlamlı sözcük C. Bilgilendirici metinlerde öğretme amacı vardır. Burada da herhangi bir terim anlamlı sözcük söz konusu değil. Eledim. D. Hayatı farklı bakış açılarıyla yaşamak gerekiyor diyor. Burada da herhangi bir terim anlamlı sözcükle karşılaşmadım. Dolayısıyla cevabım A olmalıdır. Aşağıda pes etmeyen ve sonunda önemli işlere imza atan bazı ünlü isimler verilmiştir. Evet şurada bir görsel vermiş. Bu görseldeki sözcüklerle ilgili olarak 3 yargı vermiş yargılarından hangileri söylenebilir? Öncelikle görseli okuyalım. Pes etmeyen ve sonunda başarı alanlar. Birinciye bakıyorum. Harry Potter serisinin yazarı Rowling kitapları basana dek 12 kez yayıncılar tarafından reddedildi. Diğerine geçtim. Walt Disney, Disney Land'in açmadan önce gerekli bütçeyi bulmak için tam 302 deneme yaptı. Diğerine geçtim. Thomas Edison, ampulü bulma çabaları için şöyle diyor. 10.000 defa bile başarısız olsaydım vazgeçmezdim. Çünkü her başarısızlık ileriye doğru atılmış bir adımdır. Güzel. Diğerine geldim. Einstein, 4 yaşına kadar konuşamadı. Sonuncuya bakıyorum. Van Gogh yaşadığı süre boyunca 800 tablo yaptı ve sadece bir tanesini satabildi. Günümüzde en pahalı tablosuna 143 milyon dolar değer biçiliyor. Bu görseldeki sözcüklerle ilgili yargılara bakalım şimdi. Birinci yargım şöyle. Bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak anlamında bir söz öbeği kullanılmıştır. Evet, Van Gogh kısmında arkadaşlar değer biçmek ifadesi bunu karşılar. Dolayısıyla cevapların arasında bir olacak. 2'ye bakıyorum. Einstein 4 yaşına kadar konuşamadı cümlesinde. Altı çizili sözcük belli bir konudan söz etmemek anlamında kullanılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar burada konuşamamak anlamında yani konuşma yeteneğini gerçekleştirememek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla iki olmayacak cevapların arasında iki olanları eleyebilirim. Geldim. Üçüncü yargıya arkadaşlar. Üçte ne diyor? Çaba kelimesi bir işi yapmak, başarmak için sürekli olarak harcanan güç ya da güç harcama işi anlamında kullanılmıştır. Bakalım nerede kullanılmış? Thomas Edison kısmında arkadaşlar ampul bulma çabaları demiş. Burada çaba üçüncü yargıda verildiği anlamıyla kullanılmış. Bir işi yapmak, başarmak için sürekli olarak harcanan güç ya da güç harcama işi anlamında. Dolayısıyla üçüncü yargıda doğrudur. Cevabım D şıkkı 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Görsel afişli bir soru arkadaşlar. Bu görselde kullanılan sözcüklerle ilgili... 4. Yargı vermiş ifadelerinden hangileri söylenebilir dedi. 1. Paralel kelimesi terim anlamıyla kullanılmıştır. 2. İnsanlığa ışık saçıyor ifadesinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır. 3. Terim anlamlı kullanılmış birden çok sözcük bulunmaktadır. 4. Derviş ve abdal kelimeleri akla gelen ilk anlamlarından uzaklaşarak kullanılmıştır. Yani mecaz kullanılmıştır diyor. Okuyalım metni. Aşk ve İrfan adamı bizim Yunus. Türk şiirinin kurucusu ve milli birliğin önemli tutkallarından birisi olarak gösterilen büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Yunus Emre Kültürü ve Sanat Haftasında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Çeşitli kaynaklarda 1240 yılında Eskişehir'in Alıçık ilçesinde Şarköy'de Yunus Emre mahallesi diyor. Doğduğu biliniyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin son yılları ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına denk düşen önemli bir dönemde yaşadı. Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu Eren Eren'i e, Tapduk Emre dergahına gönderildi. Tapduk Emre öğrencisi Yunus'a bizim Yunus adını verdi. Şiirleri Abdallar ve Dervişler vasıtasıyla Osmanlı devletinde para, Devleti'ne paralel şekilde Anadolu ve Rumeli coğrafyasına yayıldı. Bakın burada paralel kelimesi terim anlamlı değil. Dolayısıyla birinci yargı elendi arkadaşlar. Bir olanları elerim. Geriye C ve D şıkkı kaldı. Yazdığı şiirleriyle Türkçe'yi bir aşk ve mana dili haline getirerek Türkçe'nin gelişimine önemli bir katkıda bulundu. Her dönemin şairi olarak yaşayıp yaşatılmakta olan Yunus Emre'nin 1320 yılında öldüğü, kabrinin ise Sarıköy'de olduğu belirtiliyor. Geldik şu kısma. Birçok özelliğiyle Mevlana'ya benzeyen büyük Türk düşünürü İslam'ın sabır, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeye yönelik Terkinleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık saçıyor, öğütleriyle yol gösteriyor. Eserlerini de vermiş burada. Saçıyor sözcüğünün altını çizmiş arkadaşlar burada. E, bu beni nereye götürecek? İkinci öncülüme götürecek. İkinci öncülde ne demişti? İnsanlığa ışık saçıyor ifadesinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Evet arkadaşlar. Saçmak sözcüğü burada ışık saçmak mecaz anlamıyla kullanılmıştır. İnsanlığa ışık saçtığı için. Dolayısıyla buna artı dedik. 2 kesin olacak cevaplarında cevabım C. Üçüncü öncülüme de bakayım. Hatta dörde bakayım. Derviş ve abdal kelimeleri akla gelen ilk anlamlarında uzaklaşarak kullanılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar gerçek anlamlarında kullanıldığı için bu yargı yanlıştır. 3'e baktım. Terim anlamıyla kullanılmış birden çok sözcük bul bulunmaktadır. Hemen terim anlamlı sözcükleri bulalım. Mesela burada e, tasavvuf terim anlamlı bir sözcük halk şairi derken bu ifade terim anlamlı arkadaşlar Eren derken Tapduk Emre'nin e, Erenlerinden olduğunu belirtirken Eren derken e, tasavvufa ait bir terim olarak Eren sözcüğünü kullanmış. Dolayısıyla birden fazla terim anlamlı sözcükte vardır. Yani ikinci ve üçüncü yargılar doğrudur. Cevap Ceyhan Müzik <laughs>